Olasılık teorisi, her gün hepimizin farkında olmadan, kararlarımızda ve risk hesaplamalarımızda kullandığı güçlü bir araç haline gelmiş olsa da, aslında çok yeni sayılır. Bu durumun başlangıcını 17. yüzyılda atılan ilk adımlarla izah etmek mümkün. İnsanlar binlerce yıldır kumar oynasa da, olasılıkları anlamaktan uzaktı. Hatta herhangi bir olayın sonucunu tahmin etmenin imkansız olduğuna inanıyorlardı. Eski Mısır, Çin, Sümer ve Anadolu'da bulunan çeşitli zarlar, insanlığın binlerce yıldır şans oyunlarına duyduğu ilginin kalıntıları olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu oyunların ardındaki matematiği anlamak için beklememiz gerekiyordu. Kumarbazlar bile olasılığın doğasına dair bilgiye sahip değildi. Bu yüzden Girolamo Cardano'nun zar oyunlarını analiz ettiği The Book on Games of Chance, yani Türkçe ismiyle Şans Oyunları Kitabı adlı eseri, olasılık üzerine kaleme alınmış en eski yazılardan biri olarak özel bir yere sahip. Cardano, zar oyunlarını derinlemesine incelerken, belirsizlik içindeki olayların nasıl hesaplanabileceğini fark etti. Ancak bu eserin değeri, ancak bir yüzyıl sonra yayımlandığında anlaşıldı ve olasılığa dair yeni soruları doğurdu. Derken, Blaise Pascal ve Pierre de Fermat'ın 1654'teki ünlü mektuplaşmaları sahneye çıktı. Bu mektuplar, bilim insanlarının risk ve belirsizliği ölçmeye yönelik bakış açılarını değiştiren bir devrim niteliğindeydi. Pascal ve Fermat, Fransa'da popüler bir zar oyununa dair bir sorunu çözerken, modern olasılık teorisinin temellerini attılar. Fransız matematikçi Chevalier de Merey'in zar oyunları üzerine soruları, Pascal ve Fermat arasında tarihe geçen yazışmalara zemin hazırladı. De Merey, bir zar atışında 6 gelme olasılığının 1/6 olduğunu tahmin etmiş ve 2 zar için bunu 1/36 olarak doğru bir şekilde hesaplamıştı. Ancak daha sonra, 2 zarın 6 kez atılması halinde bir çift 6 gelme şansının artacağını düşündü. Ancak yanıldı ve bahislerde kaybetmeye devam etti. Sonunda Pascal'a danışarak çözüm aramaya yöneldi. Pascal da Fermat ile bu problemi uzun süre tartıştı ve bu yazışmalar, teorik zemini güçlendiren ilk olasılık çalışmaları olarak tarihe geçti. Olasılığın matematiksel altyapısı ise çok daha sonraları güçlendi. Abraham de Moivre, Christian Huygens, Simeon Poisson ve Jacob Bernoulli gibi isimler, Cardano'nun ilk fikirlerinden yola çıkarak bu alanı daha ileriye taşıdılar. Ancak tam anlamıyla sistematik bir çerçeve, Rus matematikçi Andrei Kolmogorov'un 1933'te olasılık teorisini aksiyomatik bir temele oturtmasıyla sağlandı. Kolmogorov'un çalışmaları, olasılığın yalnızca bir varsayım değil, aynı zamanda matematiksel bir güvence olduğunu gösterdi ve bu alanı kesin kurallarla yapılandırdı. Olasılık teorisinin bu gelişimi, bilimsel düşünceye yepyeni bir bakış açısı kazandırdı. Günümüzde bile, belirsizlik ve risk altında karar verme süreçlerinde, aslında Pascal, Fermat ve Kolmogorov'un izlerini sürüyoruz. Bilginin kesinliği kadar, belirsizliğin de keşfedilmeye değer bir alan olduğunu görüyoruz. Bu tarihi yolculuk, yalnızca bir teorinin değil, aynı zamanda insan aklının belirsizlikle mücadelesinin öyküsüdür. Determinist bir evrende her olay, sarsılmaz bir nedensellik zincirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu zincirin her halkası, bir sonrakini kaçınılmazca şekillendirir. Spinoza, evreni zorunlu bir sebep-sonuç dizgesi olarak nitelendirir ve evren mutlak bir düzenle işler derken olayların bu düzen dışına çıkamayacağına dair güçlü bir sav geliştirir. Bu anlayışta olasılığa yer yoktur, her şeyin kökeninden kaderine kadar belirlenmiş olduğuna inanılır. Fakat David Hume burada başka bir pencere açar. Ona göre olasılık gerçeklikte değil, bizim algımızdadır. Zihnimiz sebep-sonuç ilişkilerini alışkanlıkla kurar. Ancak bu dış dünyanın zorunlu bir özelliği değildir. Hume'un bu eleştirisi, determinist bakış açısının yanına, indeterminist bir yaklaşımı ekler. Belirsizliğin de kendine özgü bir yeri olabileceğini hatırlatır. Einstein'ın dünyası ise, mutlak yasaların evrenidir. Ve bu nedenle kuantum mekaniğinin olasılığa dayalı doğasına direnir. Fakat, kuantumun kurucularından Max Born, daha geniş bir görüş açısıyla doğa olasılıklar üzerine inşa edilmiştir diyerek gerçekliğin tahmin edilemez, dinamik bir yapısının olduğunu kabul eder. Burada indeterminist yaklaşımın savı belirginleşir. Evren değişmeyen bir kesinlik değil, her an olasılıklarla şekillenen akışkan bir düzendir.
Niels Bohr, bu karmaşık yapıyı şu sözlerle ifade eder. Gerçekliğin doğasında bir belirsizlik vardır ve bu belirsizlik bilimin geleceğidir. Böylece olasılık teorisi, belirsizliğin evrensel dokuda bile bir yeri olabileceğini öne sürer. Bilimin ilerleyişi ise bu belirsizlikten doğar. Modern filozoflar için olasılık sadece bir matematiksel yapı değildir. Aynı zamanda bilginin sınırlarına doğru bir yolculuğun haritasıdır. Karl Popper, bilimsel yöntemi analiz ederken bilim, yanlışlanabilir hipotezler üzerine kuruludur diyerek, bilimin temelini sorgulama ve çürütme üzerine oturtur. Ona göre, hiçbir bilimsel teori mutlak değildir, sadece çürütülmemiştir. İşte burada olasılık bilginin sürekli bir yenilenme döngüsünde köşe taşı olur. Popper'ın bakışı, olasılığın yalnızca bilimsel doğruların değil, tüm bilginin geçiciliğini gösteren güçlü bir araç olduğunu hatırlatır. Öte yandan, Wittgenstein, olasılığa farklı bir açıdan yaklaşır. Ona göre, olasılık dilin kendisinde gizlidir. Dilimizin sınırları, dünyamızın sınırlarıdır. Burada, olasılığın anlamdaki kayganlıkla kesiştiğini ifade eder. Dil, olasılıkları ifade etmekte her ne kadar başarılı olsa da, gerçeği yalnızca kısmi bir netlikle kavrayabilir. Bu görüş, dilin belirsizliklere kucak açtığını, olasılıkları kavrayışımızda ise bize dar bir alan sunduğunu gösterir. Wittgenstein, bu dar alanın ötesinde bilinmezliklerle dolu bir dünya olduğunu ima eder. Olasılık, etik karar alma süreçlerinde önemli bir yer tutar. Bu durum bireylerin seçimlerini etkileyen karmaşık bir etkileşim ağını ortaya koyar. Jeremy Bentham'ın utilitarist ya da faydacı ahlak anlayışı, bir eylemin ahlaki değerinin onun olası sonuçlarıyla ölçüldüğünü ifade eder. Bentham'ın görüşüyle en fazla mutluluğu üreten eylem, ahlaki açıdan en doğrusudur, ilkesi. Mutluluğun gerçekleşme olasılığının etik kararların merkezine yerleşmesine zemin hazırlar. Bununla birlikte Immanuel Kant'ın katı ahlak anlayışı, ahlaki yasalar kesin olmalıdır derken, ahlaki seçimlerin belirli kurallara dayanması gerektiğini savunur. Ancak Kant'ın bu yaklaşımı olasılık teorisinin etik seçimlerdeki rolünü tamamen göz ardı etmez. Aksine, ahlakın belirsizlik içindeki rolünü derinlemesine inceleyen modern etikçiler, olasılığın karar alma süreçlerinde bir rehber olarak işlev gördüğünü vurgular. Bu bağlamda etik ve olasılık arasındaki ilişki günümüzde daha esnek bir hale bürünmüştür. Birçok düşünür, evrenin determinist yapısını savunarak etik seçimlerin kaçınılmaz olarak önceden belirlendiğini öne sürse de, bu deterministik bakış açısı, insan iradesinin ve özgürlüğünün belirsizlik içindeki yerini sorgulamaktadır. Sonuç olarak, etik ve olasılığın kesişim noktası, belirsizlikle dolu karar alma süreçlerinde derinlemesine bir anlayış sunarak, bireylerin eylemlerinin sonuçlarını daha dikkatli değerlendirmelerine olanak tanır. Kaos teorisi, olasılık teorisinin yankılandığı bir alan olarak, evrendeki en küçük değişikliklerin bile devasa sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serer. Edward Lorenz'in geliştirdiği kelebek etkisi kavramı, bu kaosun içindeki sonsuz olasılıkları anlamamız için güçlü bir metafor sunar. Lorenz'in ifadesiyle, bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın diğer ucunda bir kasırgayı tetikleyebilir. Bu, sadece olasılıkların karmaşık yapısını değil, aynı zamanda evrenin dinamik ve değişken karakterini de yansıtır. Friedrich Nietzsche'nin ebedi dönüş kavramı, evrenin kendini sürekli olarak tekrarlayan bir döngüde yeniden doğduğunu öne sürerken, her döngünün farklı olasılıklarla şekillendiğini vurgular. Olasılık teorisi, bu sonsuz tekrarlar içinde her zaman yeni ihtimallerin olduğunu hatırlatır. Her şey bir araya geldiğinde, olasılıklar sürekli olarak kendini yenileyen bir tablo oluşturur. Bu bağlamda, Einstein'ın kaos ve olasılık karşısındaki şüpheciliği, belirsizlik ortamında insanın ne kadar özgür olduğunu sorgulatan bir durumu ifade ederken, Nietzsche bu belirsizlik içinde insanın özgürlüğünü bulduğunu savunur. Evren, belirsizlikle dolu bir düzenin sahnesi olup, sürekli yeni olasılıkların doğduğu, karmaşık ve büyüleyici bir alan sunar. Olasılık teorisi, belirsizlikle dolu bir dünyada bize rehberlik eden bir pusula gibidir. Modern filozoflar, Karl Popper'ın bilimsel süreçlerdeki belirsizliği vurgulayan görüşlerinden
Ludwig Wittgenstein'ın dilin sınırlamaları üzerindeki derin analizlerine kadar, olasılığın hem bilginin hem de ahlaki kararların merkezinde yer aldığını anlamamıza yardımcı olmuştur. Olasılıksızlık kitabında Nassim Nicholas Taleb, siyah kuğular, yani beklenmedik, olağanüstü olayların yaşamımızı şekillendiren en önemli faktörler olduğunu savunur. Taleb'in ifadesiyle, siyah kuğuların varlığını göz ardı etmek, insanın en büyük hatasıdır. Bu, öngörülemezliğin ve belirsizliğin yaşamlarımız üzerindeki etkisini gözler önüne serer. Hayatın doğası, her zaman tahmin edemeyeceğimiz olaylarla doludur ve bu durum, karar alma süreçlerimizdeki etik sorgulamaları da derinleştirir. Taleb, gelecek, geçmişin izlerini takip etmez. Belirsizlikle doludur ve bu belirsizlik aynı zamanda fırsatlar sunar diyerek, karamsarlığın ötesinde umut ve potansiyelin de var olduğunu hatırlatır. Her belirsizlik, yeni olasılıkların kapısını aralar ve insanın bu belirsizlik karşısında nasıl bir seçim yapacağı, onun özgürlüğünü ve sorumluluğunu belirler. Dolayısıyla, Olasılıksızlık kitabı, yalnızca belirsizlikle yüzleşme biçimimizi değil, aynı zamanda bu belirsizlikten nasıl anlam çıkardığımızı sorgulamamıza da olanak tanır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti, hoşça kalın. Thank you.